gamzeli allı, dili şekerli ballı. Hem cilveli hem de tatlı, benim yarim Erzincanlı. Hem cilveli hem de tatlı, benim yarim Erzincanlı. Alnına aldaşın olan, yoluna yoldaşın olan, canına candaşın olan, benim yarim Erzincanlı. Alnına aldaşın olan, yoluna yoldaşın olan, canına candaşın olan, benim yarim Erzincanlı. Sevgili izleyicilerimiz, şu anda Türk Halk Müziği sanatçımız, değerli sanatçımız Oğuz Aksac'ın ekip arkadaşlarıyla birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun sizler. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun, ben de iyiyim. Hemen tanıyalım sizleri. Ben Erdinç Aksac. Evet. Erzincan Tercanlıyım. Evet. Bağlama çalıyorum. Evet. Değerli sanatçımız Oğuz Aksac'a bağlama çalıyorsunuz. Aynı zamanda kuzeni oluyorsunuz değil mi? Amcaoğlu derler. Emoğlu. Emmioğlu. Evet. Çok memnun olduk. Biz de memnun olduk. Valla Erzincan, bir sene bekliyoruz ki Erzincan'a gelelim. Döner yiyelim. Evet. Babuko yiyelim. Birol Bey sağ olsun. Hepsini halletti yani. Teşekkür ediyoruz. Şu anda da yönetim kurulu başkan yardımcımız Sayın Birol Dağ'ın evindeyiz. Güzel ziyafet vardı değil mi? Babuko yapıldı sizler için. Erzincan döneri yine vardı. Konuşamıyorum desem o kadar yedim. Yani artık söylemeyeyim yani. Çok güzeldi her şey. Evet. Teşekkür ediyoruz Birol Dağ. Sağ olsun, var olsunlar. Keselerine bereket diyoruz. Erzincanlısınız ve bugün memleketinize geldiniz. Neler hissediyorsunuz bu anlamda? Valla Tercan'dan geçerken aslında hiç burada yaşamadım ama değişik bir duyguya kapıldım. Neyse anlamadım yani. Bir değişik oldu ya. Yani hava da güzel, güneşli. Güzel bir duygular içerisinde geldim Erzincan'a doğru. Evet. Erzincanlısınız aslan. Peki nerede doğdunuz, büyüdünüz? Doğma büyüme Ankaralıyım. Ankaralısınız. Ama Erzincan, Tercan dayanıyor yani. Evet, pekala, ben başarılarınızın devamını diliyorum. Kimlere selam göndermek istersin memleketinden? Valla RT televizyonu izleyicilerinin hepsine selam göndermek istiyorum. Klibim de yayınlanıyor zaten. Onu da izlesinler. Reklamı da yapalım yani. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Diyara, beni, beni. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ben de iyiyim. Sizi de tanıyalım hemen. Cem Erman Şahin, bas gitar çalıyorum. Evet. Adanalıyım. Erzincan'dayım şu anda. Akşam konseri bekliyoruz. Evet. Başarılar diliyorum size. Erzincan'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz, Oğuz Aksaç'ın ekip arkadaşlarıyla röportajlarımız devam etmekte. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de iyiyim. Sizi de tanıyalım. Gökhan Karaman. Evet. Oğuz Aksaç'a eşlik ediyorum. Davul çalıyorsunuz değil mi? Evet. Bateri çalıyorum. Davul olarak da geçiyor. Aynen. Eşlik ediyorum ona konserlerinde, programlarında. Erzincan'a geldik işte bugün. Nerelisiniz? Ben çok alakasız böyle Muğla'lıyım. Ege'liyim aslında aynen. Evet. Ama bugünden itibaren çok çok beğendik, çok mutlu kaldık. Harika bir yerde yaşıyorsunuz yani. Evet, mutlu olduk. Erzincan'a ilk gelişiniz mi? Daha önce geldiniz mi? Daha önce İliç sanırım oraya geldik bir konser için. Bu da ikinci olacak. Burası daha güzelmiş yani, böyle orası da güzeldi, burası da daha güzel oldu, bizim için güzel oldu her şey. Evet, pekala, siz ne kadar süredir bu işle uğraşıyorsunuz? Ben lise döneminden beri
bateri çalıyorum. Yaklaşık 15 sene olmuştur. 10-15 senedir profesyonel olarak ilgileniyorum davulla. Yürüdüğünüz yolda başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de iyiyim. Evet, sizi tanımak istiyoruz. Hamit Müftüoğlu. Klavye çalıyorum ben de. Hı hı. Ben de arkadaşlarım gibi yaklaşık bir 20 sene olmuştur bu işte uğraşalı. Bugün de Erzincan'dayız. Oğuz Aksaç konseri için geldik. Her şey çok güzel. Umarım gece de güzel geçer. Yemekler nasıldı? Yemekler çok iyiydi. Bayağı iyiydi yemekler. Hatta şefimiz bizi ne yaptı? Fahri Erzincanlı yaptı. Bu döneri yedikten sonra dedi artık Erzincanlısınız. Cidden. Kabul ettiniz mi peki? Erzincanlıyız seve, değil mi? Seve seve seve. Evet. Tabii ki de. Evet, akşama sahneniz var. Başarılar diliyorum. Ediyorum, çok sağ olun. ERT Şah TV aracılığıyla selam göndermek ister misiniz birilerine? Buradan bütün izleyicilerinize selam gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Akşamda herkesi bekliyoruz konserine. Teşekkürler. Sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, Türk Halk Müziği sanatçımız, değerli sanatçımız, Erzincanlı sanatçımız Oğuz Aksaç ile birlikteyiz. Oğuz abicim merhabalar. Merhaba, herkese merhaba. Nasılsın? İyidir, gördünüz çok keyifliyiz. Eğlendik, güldük sağ olsun Birol kardeşim sayesinde. Bizi güzel ağırladı. Babuku hazırdı, Saruç hazırdı, Gendime hazırdı, Tulum hazırdı, 300 hazırdı. 300 derken? Bir bakiyemiz vardı daha önceki konserden. Onu aldık, rahatladık. Keyfimize bakıyoruz. Faizi ile birlikte aldınız değil mi? Yani biliyorsunuz yani mühür kimdeyse Süleyman olur. Şimdi siz bana ne deseniz ben çaresizim. Değil mi? Öyle bir şey bu yani. Evet. Oğuz abicim bugün akşam Erzincan'da sahne alacaksın. Evet. Memleketine geldin. Neler hissediyorsun? Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Memlekete geliyorum, Birol'u görüyorum. Tamam diyorum, Erzincan'dayım, keyfim yerinde. Hak ama hakikaten şaka maka bir yana seviyorum Birol'cum. Sağ ol canım benim. Oradan bakıyor sessiz sessiz ne diyecek diye. Ben onunla uğraşacağımı sanıyor, uğraşmayacağım ama. Öyle yapmayacağım. Erzincan benim için tabii memleket olması itibariyle ayrıca keyifli bir yer. Bir de... Hani çevre illere falan da baktığınız zaman daha böyle ılıman bir ruh hali var burada biliyorsunuz. Daha keyifli geçiyor. Yaşadığımız enerji karşılıklı kurduğumuz diyalog daha güzel oluyor. Ben çok keyif alıyorum. Buraya gelmek çok mutlu ediyor beni. Evet. Daha önce ne kadar süre öncesinde gelmiştiniz? 2 yıl olmadı değil mi? Oldu mu? Oldu mu? 2 yıl oldu. Evet. Radyo 2000 bünyesinde daha önce de konserlerimiz olmuştu değil mi? Evet. Bu anlamda Birol abi sizleri destekliyor. Radyodan sonra bir de televizyon oldu. Bundan sonra herhalde daha sık yapacak. Öyle görünüyor. Birol seviyor böyle işleri yapmayı, böyle şeylerle uğraşmayı. Evet. Bu arada televizyon için tekrar başarılar diliyorum. Daha güzel işlere imza atacağına inanıyorum. Kesinlikle. Kafa sürekli ona çalışıyor çünkü. Yani işinizle uğraşırsanız daha farklı şeyler çıkartabilirsiniz. O sürekli uğraşıyor, iyi şeyler çıkaracağına inanıyorum ben. Evet. Bu arada yeni albümünüz çıktı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederim. Bu albüm biliyorsunuz biraz daha farklı bir çalışma oldu. 16 yıl önce yapılmış bir albüm bu aslında. Öyle mi? Tabii tabii.
yani albüm gibi de başlamamıştık. Elimizde besteler vardı. Bunlar unutulacak, gidecek diye stüdyoya girdik, bir pilot verdik. Sevgili Ahmet Özgül de oturup çalmış, bir şeyler yapmış, hazırlamıştı. Oğuz dedi, bunlar boş boş duruyor. Bunları niye çıkarmıyoruz dedi. Abi dedim, bu haliyle çıkar mı dedim, olur mu dedim. Niye olmasın dedi. İyi o zaman, olursa çıkar dedim. O da çıkardı. Evet. Peki Oğuz abicim, yorumculuğun dışında kendin de beste yapıyor musun? Zaten bu albümdeki bestelerin çoğu benim. Bir tanesi sevgili Onur Akın'ın, bir tanesi de Erdinç Aksaç'la benim, gerisi hepsi benim. Önceki albümlerde iki tane, üç tane, bir tane besteler koymuştum yine biliyorsunuz. Bundan sonra bir türkü albümü yapacağız, ondan sonra bir beste albümü daha gelecek. Oradaki bütün besteler de benim olacak. Beste yapıyorum, çok fazla beste var elimizde ama bugüne kadar yayınlamadık. Peki bugüne kadar çıkardığınız albümler arasında sizin için özel bir yeri olan eserleriniz var mıdır seslendirirken? Yani şöyle söyleyeyim, hani bu neye benziyor biliyor musunuz? Ahmet'i seviyorum, Mehmet'i seviyorum, Ayşe'yi seviyorum, Hüseyin'i seviyorum. Birçok insanı seversiniz. Şu merdiveni seviyorum, şu lambaları çok seviyorum. Bir sürü şeyi sevebilirsiniz. Hepsinin yeri ayrıdır. Başka şeyler ifade eder size. Bir insanın suskunluğu güzeldir, birisinin şen şakraklığı, birisinin esprileri, birisinin sevecenliği güzeldir. Her şeyin de bir eksisi de vardır. Yani baktığın zaman bunun şu özelliği biraz çok iyi değil ama yine de çok seviyorum diyeceğiniz şeyler de çıkar. Besteler de öyle, eserler de öyle, türküler de öyle. Yani benim söylemekten hoşlanmadığım türküler de var. Mesela hani türkülerimizin hepsi de benim için çok güzel değil yani. Hani diyorlar ya, türkülerimiz özümüz kutsal falan, öyle bir şey değil benim için. Güzeli var, kötüsü var. İnsanlar gibi. Türküler de öyle. Ya mobilya da öyle, koltuk da öyle. Her şey öyle, hayatta her şey böyle. Dolayısıyla sevdiğim eserler de var. Albümün içerisinde iki beste benim için daha yani sesime yatkındır da, ya da söylediğimde daha iyi şey ifade ediyorumdur da, öbürlerinde biraz daha eksik kalabilir. Biraz böyle bakıyorum ben işe. Evet. Pekala, Türk halk müziğiyle nasıl tanıştınız? Şimdi şöyle, ben 2,5 yaşımdayken dönemim meşhur bütün türkülerini söylüyormuşum. Kendimi hatırlamıyorum. Annem söylüyor, babam söylüyor. Öyleymiş. Bizim küçüklüğümden hatırlıyorum, okula daha yeni başlama dönemim, başlamamışım bile. Saat 6-6,5 dedim mi, hatta 5,5-6 dedim mi, o radyo açılırdı. Kısadalga radyolar vardı o zaman. O radyo akşama, gece yatana kadar çalışırdı. Dolayısıyla o müzikleri dinleye dinleye büyüyorsunuz. Dinleyince de kulağınıza yerleşiyor. Bu sefer de söylemeye başlıyoruz. Genetikte bir kodlama var, onunla birlikte yürüyüp gidiyor. Peki hala feyiz aldığınız birileri mutlaka ki vardır. Kimlerdir? Ama çok fazla. Hangi birini sayacağız? Ali Ekber Çiçeği mi sayayım? Feyzullah Çınar mı sayayım? Davut Sulari mi? Hüdayi mi? Dayı mi? Aşık Veysel'i mi sayayım? Sezen Aksu'yu mu sayayım? Ne bileyim, Ahmet Kaya'yı mı sayayım? Zülfü Livaneli'yi mi sayayım? Musa Eroğlu'nu mu sayayım? Kimi sayayım? O kadar çok ki. O kadar. Yani şimdi aklıma gelmeyen şeylerden sonra kızıyorum kendime. Niye şunu saymadım diye. Aslında hiçbir isim saymamak daha doğru öyle düşününce. Kendi albümleriniz dışında Karma albümlerde de eserler seslendiriyorsunuz değil mi? Evet, evet. Grupçı. Hiç o konuyla ilgili hiç muhabbet etmiyorum. Çünkü o dönem beraber çalıştığım arkadaşlar, yani kişiler diyeyim, onlar hakkında hiçbir cümle bile kurmak istemiyorum. O kadar rahatsızım bunlardan yani. Yani devamı gelmeyecek. Yok yok, mümkün değil, mümkün değil. Yani sevmediğiniz insanlarla sevdiğiniz bir işi yapamazsınız. Olmaz yani. Pekala, ERT Şah TV aracılığıyla var mıdır bir mesajınız sevenlerinize, izleyicilerimize? Ya hayatın totali şu, mutlu olduğumuz anları biriktiriyoruz. Onları sayarken ona da hayat diyoruz. İnsanların temel amacı mutlu olmak olmalı. Umarım herkes mutlu olduğu anları çoğaltır, büyütür, bir sürü olur. O zaman dünya değişecektir, güzelleşecektir. Çünkü mutlu insanlar bu dünyayı güzelleştirebiliyorlar. Çünkü mutluluk bulaşıcı bir şey. Mutsuzluk da öyle. Ya sürekli mutsuz, her şeyden şikayet eden insanlarla sürekli birlikte oturursanız ne olur? Siz de yavaş yavaş ruhunuz
gergin bir insan hale dönüşürsünüz ve öyle ifadelere bürünür. Mutlu insanlarla gezer dolaşırsınız, onlarla beraber olursanız mutluluk geliştirirsiniz. O yüzden herkese mutluluk diliyorum ben. Evet, çok teşekkür ediyorum. Mikrofonuma renk kattınız. Kendinize çok iyi bakın. ERT'de yayın hayatında başarılar diliyorum. Sizlere de, sevgili kardeşime de. Umarım daha çok birlikte olacağız. Ömür vefa etsin. İnşallah. Temennimiz de o yönde. Kendine iyi bak. Sağlıcakla kal. Sağ ol. Kerpiç kerpiç üstüne kurdum binayı. Kerpiç kerpiç üstüne kurdum binayı. Binayı kurarken gördüm Leyla. Binayı kurarken gördüm Leyla'yı. Binayı kurarken gördüm Leyla'yı. Sevgili izleyicilerimiz, şu anda ERT Şah TV program yapımcılarından Muammer Yıldız Taşı ile birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Evet, kendinizden bahsedebilir misiniz izleyicilerimize? Tabii. Adım Muammer Yıldız Taşı. Erzincan'ın Ekmekli köyündenim. Erzincan eşrafındanım. Gazeteci, yazarım, kişisel gelişim uzmanıyım. TV programları yapıyorum. Geçmişte de böyle programlarımız oldu ama şu anda ERT Şah TV'de İz Bırakanlar programını yapıyoruz. ERT Şah Medya'nın bir mensubu olduğumuz için de gerçekten gururluyuz. Sizinle birlikte bugün sizde izliyorum programlarınızı. Gayet güzel yapıyorsunuz. Özellikle ediyorum. Erzincan'ın tanıtımında şu anda çok güzel bir seyirci kitleniz oluştuğunu da biliyorum. İnşallah bunun daha iyi bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Hatta bir gün bizim Ekmekli köyüyle ilgili de görüştüm. Arkadaşlar, bizim burada da bir gün bir derneğimiz var. Uygun bir ortam olduğunda Gamze Hanım bizim burada da bizim köyümüzü de bir tanıtabilir mi dediler. Buradan da ben bunu size ilan ediyorum. Tabii ki seve seve, inşallah nasip olur da gideriz. İnşallah, inşallah. Ben de sizlere başarılar diliyorum programlarınızda. Teşekkür ederim. Şimdi Gamze Hanım, zaten amacımız şu. Özellikle Erzincan'ımızın tanıtımında, kültürel organizasyonlarında, geçmişle ilgili köprüler kurulmasında bize çok büyük görevler düşüyor. Biliyorsunuz şehrimiz depremlerle, farklı işte böyle olaylarla kültürünü, geçmiş tarihini, geçmişle ilgili bağlarını hep kaybetmiş. Şimdi sizin yaptığınız bu programlar, bizim yaptığımız programlar hemen birbirleriyle kardeş programlar, hemen hemen aynı programlar. Amacımız şu, gelecek nesillere bir hafıza oluşturmaya çalışıyoruz. Yani bizden 100 yıl sonra birileri gelip izlediğinde, aa Gamze yollarda bak, o zaman köylerde şöyle bir hayat hala varmış, yaşanıyormuş. Böyle insanlar varmış. Şu adet ve töreler devam ediyormuş. Yemeklerimiz hala, kültürümüz devam ediyormuş. İnşallah bizden 100 yıl sonra da 200 yıl sonra da bunlar devam eder ama en azından geçmişte kaynak arayan insanlar, Erzincan'ın geçmişiyle ilgili bilgi toplamak isteyen insanlar için mükemmel bir programlar hazırlıyoruz. Ve bu noktada sizi de tebrik ediyorum tekrar. Mesela ben çocukluğumda yaşadığım bir Erzincan vardı. İşte insanların özellikle komşuluk ilişkilerinin çok iyi olduğu, muhabbetin çok iyi olduğu, kardeşlik duygularının, sevginin, hoşgörünün tavan yaptığı dönemlerdi o dönemler. Ben o dönemler bu şehirde yaşadım. Ayrı gayrı düşüncelere asla insanlar fırsat vermiyordu. Herkes birbiriyle çok iyi diyaloglar kurarak bu şehirde mutlu yaşıyorlardı. Amacımız bundan sonra da bu şehirde mutlu yaşantıların devam etmesi. Ben mesela Kurban Bayramı'nı, Ramazan Bayramı'nı hatırladığımda çocukluğumda hala o günlere giderim. İşte bir ayakkabı alırdık. İşte 3-4 yıl giyerdik. Özellikle de bayramlarda alınırdı. Yastığımızın altına korduk onu. Böyle sabah kalkar işte tekrar. Heyecan vardı değil mi? Aynen. O kıyafeti, ayakkabıyı giyebilmenin heyecanı vardı. Aynen. Ama şu anda öyle değil.
Çünkü birçok şey değişen teknolojilerle birlikte, gelişmeyle birlikte birçok duygular, hisler yerini gerçekten maddeye bıraktı. Yani şu anda çocuklarımıza bakıyoruz, gençlerimize bakıyoruz. Ellerinde oynadıkları aygıtlarla çocukluklarını yaşayamadılar. Mesela bizim dönemimizde topa çevirirdik, çelik çomak oynardık, aşık oynardık. Şu anda öyle bir çocuk tanıyor musunuz? Yok, öyle bir çocuk yok şu anda. Niye? Teknoloji çağı değil mi? Aynen, aynen. Ama ben o dönemlerde çok böyle zengin değildi insanlar, çok fazla varlıklı değildi insanlar ama emin olun o gün yaşanan mutluluklar bugünkü mutluluklardan kat kat üstteydi. Özellikle yaşlılarımız, işte böyle köy odalarında, evlerimizdeki yaşlılarımız, onlar böyle bir şeyler anlattıklarında otururduk onların dizinin dibine, hayranlıkla onları dinlerdik. O kadar güzel gelirdi ki bize. Ve o insanlar bize aslında onları anlatırken kültürü anlatıyorlardı. Erzincan'da yaşadıklarını anlatıyorlardı. Dedelerinden, babalarından duyduklarını anlatıyorlardı. Seferberliği anlatıyorlardı. 39 depremini anlatıyorlardı. Alkarısını anlatıyorlardı. Yani enteresan şeyler enteresan şeyler dinliyorduk. Sonra yemeklerimiz. O kadar güzel yemeklerimiz vardı ki bizim kendimize has. Mesela ben işte böyle dini bayramların gelmesini çok arzu ederdim. Yaprak dolması yenirdi, su böreği, işte bamya özellikle çorbamız. Kendimize ait yemeklerimiz vardı, işte babikosu. Günümüze taşıdığımız yemekler hala var değil mi? Mesela örnek veriyorum, bugün hep birlikte babuko yedik. Babuko yedik ve çok da güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Yıllar sonra tekrar babuko yemenin lezzetine yıllar bak. Sonra. Yıllar sonra. Ne kadar zaman önce yemiştiniz? Yani ben şöyle bir gene geçenlerde bir programda yapılmıştı ama böyle tam formatına uygun değildi. 15-20 yıldır yemedim babi. Ay inanamıyorum. Gerçekten, 15 yıldır yemi 15-20 yıl diyorsunuz. Aynen öyle. Aynen öyle. İlk defa yediniz. Bugün ilk defa yedim ve gerçek bir babiko lezzetindeydi. Yani evet, o çok da güzel olmuştu. Çocukluğumdaki babikoyu bugün yedim ben yani. İşte bunları biz özlüyoruz. Biraz da yaş grubumuz özlem duyan bir yaş grubu geçmişe doğru. Böyle işte gaz lambasında ders çalışan insandım ben. Elektrikler vardı ama haftanın 4 günü 5 günü elektrik olmazdı. En son babamız bir gün bir lüks lambası aldı. Böyle yuvarlak masamız vardı. 3 erkek kardeş orada çalışırdı. İnanın elektrikler söndü mü o lüks lambasını oraya ortaya koydu babam. Masa sallandığı zaman fitili düşerdi. Yani ve o şartlarda okuduk. O şartlarda bugünkü konumuza geldik. Ailelerimize de buradan çok şey borçlu olduğumuzu söylememiz lazım. O zorluklar içerisinde bizlere gerçekten hayatın bugünkü anlamını o günlerde öğrettiler. Ve bugün onların sayesinde buralara geldik. Mesela biz işte radyoyu ben çocukluğumda bizim üst mahallede bir komşumuz vardı. Onların da böyle kızları vardı. İşte babaları o kızlar için bir radyo almış. Çok müziği severlerdi. İlk defa onlara misafir gittiğimizde dinledim. Hatta hiç unutmuyorum, Kıbrıs radyosu vardı o zaman ama hiç çekmezdi böyle işte, kısa dalga denilen bir dalga vardı. Ve onu ayarlarlardı, yukarıda bir yere korulardı böyle radyoyu, onu ayarlarlardı. Bir tane kızlardan biri ayarlayabiliyordu, herkes ayarlayamıyordu. Böyle o kasa şeyi gibi, hırsızları gibi böyle kulağını oraya dayardı, tam o ayar gelinceye kadar uğraşırdı. Bir gün Orhan Gencebay'ın bir şarkısı çıktı. Tam şarkı başladı, benim de çok hoşuma gitmişti. Şarkının tam böyle ilk başladı, ikinci mısrasında gitti yayın. Ya tekrar çıktı, sessiz bir şekilde ayarladı. Ama mesela o yayınları çok zor dinliyorduk ama çok zevkli geliyordu bize. Mesela tanınmış sanatçılar yılbaşı akşamları çıkardı. Gece saat 12'de genellikle onlar çıkardı. Biz onları beklerdik. Saat 12'ye kadar işte Ferdi Tayfur çıkacak, Müslüm Gürses çıkacak. O da ceza almadıysa işte TRT bazen cezalandırırdı, çıkamazlardı. Ondan sonra radyodan sonra televizyonla tanıştık. Televizyondan sonra renkli televizyonlar derken işte teknoloji oradan buraya doğru geldi. Buzdolabını bizim zamanımızda biz tanıştık. Çamaşır makinesi işte bizim dönemlerimizde çıktı. O zaman bu teknolojiler hep yeniydi. Nerelerden nerelere gelmişiz. Ama bugün de çok güzel bir hayat var. Yapmamız gereken şeyi söyleyeyim Gamze Hanım. Biz birbirimizi koşulsuz seveceğiz. Bakın bütün eğitimlerimde ben kişisel gelişim uzmanıyım, anlatıyorum. Kaldırıyorum bir hanımefendi. Adın ne diyorum? Diyor ki Esma. Esma diyorum. İsmini sen mi koydun? Yok hocam diyor. Diğerini kaldırıyorum. Adın ne? Mehmet. Mehmet babanı sen mi seçtin? Yok diyor hocam. Diğerini kaldırıyorum. Adın ne? Ayşe diyor. Ayşe ırkını sen mi belirledin? Hayır diyor.
Bakın diyorum arkadaşlar, dünyaya gelirken biz bir şekilde bir yerden koordine edildik ve bu koordinasyon sayesinde buraya geldik. Koordinatlarımızı biz belirlemedik. Koordinatlarımızı yaratıcı belirledi. O zaman biz birbirimize üstünlük veya sen benden üstünsün, sen benden geridesin deme hakkını nereden buluyoruz? Yani bunlardan vazgeçmemiz lazım. Birbirimizle olan diyaloglarımızı, kardeşlik duygularımızı, birlikteliğimizi. Ben mesela Erzincan depremini, 92 depremini yaşadığımda bir şeye şahit oldum. Cenazelerin altına hep birlikte girdik. Cemevinden de biz cenazelerimizi birlikte kaldırdık, camilerden de birlikte kaldırdık. O zaman dedim ki, demek ki başımıza bir felaket geldiğinde orada birleşebiliyoruz. Mesela ekonomik krizler geldiğinde, ekonomik krizlerde biz hepimiz beraber o krizi atlatmanın mücadelesini veriyoruz. Ben her yerde şunu anlatıyorum. Çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Erzincan harika bir yer. Fakat bu Erzincan'dan başka Erzincan'da yok. Hep beraber şehrimize sahip çıkacağız. Siz bugün onu yapıyorsunuz. Şehrimizin kültürünü, insanlarını, değerlerini toplumla buluşturuyorsunuz. Kimlerle buluşturuyorsunuz? Dünyanın her yerindeki insanlar izliyor sizi. Kesinlikle öyle. Formatınız da harika. Dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Bana mikrofon uzatmayacaklar. İşte ben böyle devamlı konuşurum. Evet, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Size de başarılar diliyorum. İnşallah bir gün böyle yolumuzda kesişir bir yerde. İnşallah. Beraber de bir programımız olur. Başka soracağınız ben bir şey var mı? Ben sizlere teşekkür ediyorum. Ciddi anlamda mikrofonuma renk kattınız. İyi ki varsınız. Eksik olmayın. Sağ olun, sağ olun. Birlikte İyi günler. Var. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet ablacığım, merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, hürmetler, sağ olun. Şeref verdiniz, geldiniz evimize. Çok teşekkür ediyorum ablacığım. Misafirperverliğinizden ötürü sağ olun, var olun sizler de. Seni tanıyalım hemen. Benim adım Peruze Arslan. Birol Bey'in ablasıyım. İstanbul'da yaşıyorum, misafirliğe geldim. Bugün de bizim konserimiz var. Konsere dahi dedik bir yöresel yemeğimizi tanıtalım. Hem yesinler, tatsınlar. Hem de Erzincan'ı görsünler. Evet. Çok teşekkür ederiz herkese. Bizler teşekkür ediyoruz. Ellerine, kollarına sağlık. Kesenize bereket. Yöresel yemeğimiz babukoyu yaptınız. Evet. Akşam işte onunla yoğurduk, mayaladık, ayarladık. Sabah doğradık. Üzerine tereyağı erittik. Evet. Üzerine bolca tereyağını döktük. Yoğurdunu ısıttık, üzerine döktük. Sarımsaklı doğradık, ondan sonra onları servise sunduk. Evet. Bir şey dikkatimi çekti. Yemek çok bereketli olmuş. Bir sürü kişi burada yemek yedi ve hala bir sürü yemek var. Ama 4 kilo tereyağı 10 kilo unda yapıldı. 4 kilo yoğurt gitti buna. Bu böyle farklı bereketli bir yemek. 20 kişi 30 kişi yiyecek bir bereketli Kesinlikle bir yemek. Kesinlikle öyle. Herkese teşekkür ediyorum. Geldiler. Bizi ziyaret ettiler, sağ olsunlar herkes. Evet, ben teşekkür ediyorum. Babuko'nun yanı sıra ne yaptınız? Kasefe yaptık. Erzincan'ın kayısıları annemin bağından, bostanından. Evet. Cevizimiz, tereyağımız. Onu da yanında tatlı olarak sunduk. Bir de turşumuz var. Yine tarlada pancar turşumuz. O da yine kendi mahsulümüz, kendi bağımızdan, bostanımızdan gelen mahsullerle yapılmış. Evet. Tandır ekmeğimiz. Yine Erzincan'ın becerikli bayanlarımız yoğurmuş, pişirmiş, tandırda hazırlamışlar. Onu da sunmak istedik. Evet. Öyle işte. Çok güzel olmuş. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Ereteşah TV izliyorsun. Zaten evet, kanalınız. Tabii ki. Canım kardeşim Rıza Bey'e çok teşekkür ediyorum. Allah ona uzun ömür versin, sağlık versin. Aynen. Herkes onun sayesinde bak şehrimizi tanıyor, ülkemizi tanıyor. Türkiye'mizi çok güzel tanıtımlar yapıyor. Ben onunla gurur duyuyorum. Onu buradan çok öpüyorum. Herkese kucak dolusu selamlar, saygılar. Evet.
Çok teşekkürler, bizlerden de selam olsun. Ablacığım, Gamze Yollarda isimli programımızla ilgili görüşlerini de almak istiyorum. Çok beğeniyorum ben gerçekten. Benim mahallem, ben Kavacık'ta oturuyorum. Arkadaşlarım hepsi çok beğeniyor. Televizyonunu bana soruyorlar hangi gün çıkacak diye. Televizyonları hepsini ayarladım. Gamze'yi çok beğeniyorlar. Gerçekten çok beğeniyorlar. Biraz daha böyle yöresel yemekler tanıtılsın. Kültürlerimizi, işte örgülerimizi, halılarımızı, kilimlerimizi, motiflerimizi tanıtsa daha da iyi olur diye bilgiler alıyorum arkadaşlarım da. Onlar da inşallah zamanla tamamlarsanız Erzincan için çok güzel şeyler olur. Herkese kucak dolusu selamlar. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık ablacığım. Kendine iyi bak. Sağlıcakla kal. Teşekkürler. Sağ olun. Ablacığım merhabalar. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın, ben de iyiyim. Kendini izleyicilerimize tanıtabilir misin? Tabii ki. Ben Çamlıca köylüyüm. Evet. Çamlıca köyünde geçen dönem muhtarlık yaptım. Evet. Şimdi de Erzincan'a yerleştik. İstanbul'dan geldik, buraya yerleştik. Hı-hı. Öyle. İsim? Gülçiçek Yılmaz. Evet, ablacığım bayan muhtar bir başka oluyor değil mi? Gayet tabii. Daha önce de ben seninle... Ben bayanlarımızı istiyorum. Bakın Erzincan'da bir sürü mahallelerimiz var. Evet. Aslında bütün bayanlara diyorum ki siz girin. Hani erkeklerimiz ağır iş yapabilir. Erkeklerimiz her yerde çalışabilir. Ama bizim bayanlarımız her yerde çalışamaz. Evet. Onun için muhtarlık rahat bir şey. Ben köyde geldim, Üzümlü'de muhtarlık yaptım. Evet. Hani Erzincan'ın içi de çok rahat. Burada aslında bütün bayanlarımız harekete geçmeli. Kesinlikle. Belki de bizim de yakın çevre köylerde ilk girişimci bayanlardan biriydiniz. Tabii. Geçen dönem öyleydi. Bir ben muhtardım, bir de sonradan şeyden çıktı, Kemah'tan geldi bir bayan. Bize plaket verdiler. Oradan görmüştüm o bayanını da. Biz iki bayandık. Nasıl bir duyguydu? Bizim muhtar çok köyünüze güzel. Hizmet etmek. Gayet tabii ki, insan zaten muhtar olduğun zaman bir amacın olmalı. Hani boş boş oturayım da maaş alayım, muhtarlık yapayım değil. Ama bir amacın olmalı. Bir şeyler yapmalısın o köylüye. Zaten ben bizim köylülere söz vermiştim. Ben bir dönem yapacağım dedim. Ama ben istediklerimi yapacağım. Hani parselleme olayı vardı. Ev orada, bizim köylerde parselleme yok. Parselleme işimiz vardı, yaptık. 60 parsel çıkardım. Ondan sonra yollarımız vardı. Böyle şeylerden uğraştık işte. Kaymakam Bey neden ne derse. Neden devam etmediniz? Ha, şu bir var. Bir dönem istediniz, neden? Bunun sebebi nedir? Ama koltuğa yapışık kalmayayım dedim. Bir örnek olayım dedim o yüzden. Evet ablacığım. Aynen. Şu an ne işle uğraşıyorsun? Ne yapıyorsun? Şu an ev hanımıyım. Erzincan'da bir köyde. Şimdi de hayvancılığa başladık. Öyle mi? Evet evet, hayvancılığa başladık. İşte keçi aldık. Keçilerle uğraşıyoruz. Aynen. Peki hala Gamze Yollarda isimli programımızı takip ediyor musun? Gayet tabii. Görüşlerinizi alabilir miyiz? Tabii. Çok güzel. Çok güzel. Çok beğenerek izliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Kimlere selam gönderiyoruz ablacığım? Bütün Çamlıca köylerine yolluyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ağzına, yüreğine sağlık. Size. İyi eğlenceler diliyorum. Teşekkür ederim canım. Teşekkürler.
Thank you.
Ablacığım sence nasıl çıkıyoruz? Vallahi iyi çıkıyoruz herhalde. Güzel kızlarız. Ağzına sağlık. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ben de iyiyim. Hemen seni tanıyalım. Ben Demir İçkim. Geniş Merkezi'nden Sevim Demir. Sevim Demir, Erzincan'da esnafsın. Esnafım. Evet. 17 yıllık esnafım. 17 yıldır maşallah. Evet, eskiden. Nasıl? İşlerin nasıl? Yolunda mı? İşler çok durgun. Çok piyasa durgun. Geneli öyle zaten. Hı hı. Yani yine de idare ediyoruz. Anlıyorum. Nerelisiniz? Erzincan doğma büyüme, aslen Kelkit. Evet, Kelkit. Aslımızda Türkmenlerden gelmemiş. Anlıyorum. Merkezde mi oturuyorsunuz? Evet. Merkezde oturuyorsunuz. RT Şah TV izleyicisi olduğunu biliyorum. Evet. Annen beni çok seviyormuş. Evet. Annene selam göndermek istiyorum. Teyzemizin ismi nedir? Nadire. Evet. Buradan teyzemize sevgiler, selamlar olsun. Ellerinden öpüyorum. Programı nasıl buluyorsunuz? Çok güzel. Çok beğenerek seyrediyorum. Gerçekten Türkiye genelinde gezmeniz, yöresel değerlendirmeleri yapmanız harika. Bayılarak seyrediyorum yani. Muhteşem. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız. İyi ki bizleri seyrediyorsunuz. Yani RT'nin Erzincan'da bırak Türkiye genelinde yayınlar sunması çok güzel oldu zaten. Rıza Bey'e de, Birol Bey'e de teşekkür ediyoruz. Sahip çıkmamız gereken bir kanal diyorum. Türkiye kesinlikle genelinde öyle, gerçekten çok güzel programlar yayınlanmaya başladı. Evet. Yani Türkiye geneli olması daha da gurur verici. Evet. Ben de kanalımın adına sizlere teşekkür ediyorum. Bizleri izlediğiniz, desteklediğiniz için. Konsere geldiniz bugün. Çok sağ olun. Nasıl? Konseri nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel. Çok güzel yani. Daha da iyi olacağına inanıyorum. Tesadüf mü geldiniz? Oğuz Aksaç'ı dinler miydiniz? Nasıl? Hani bugün tesadüf mü geldiniz diyorum. Buraya mı? Birol Bey'in... Oğuz Aksaç'ı sever miydiniz, dinler miydiniz? İsteyerek mi geldiniz yani? Tanıyor musunuz? İsteyerek geldim. Tabii. Evet. Tabii isteyerek geldik. İsteyerek geldiniz. Güzel bulduk. Evet, gayet güzel gidiyor. Güzel bir sahnesi var sanatçımızın. Evet, teşekkür ediyorum. Ben evet. Teşekkür ediyorum. Kimlere selam gönderiyoruz? Kime selam gönderiyoruz? Tüm Erzincan... sevdiklerimize çok sağ olun. Seyredenlere teşekkür ediyorum. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Sabahattin abiye teşekkür ediyorum. Evet. Emeğine sağlık abimizine. Selam gönderiyorum. Bay balkon. Evet. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Thank you.
sevgili Burcu, nerelisin aslen? Erzincan, merkez. Merkez, köyün yok mu? Köyümüz var, Geyikli Köyü, anne tarafı. Baba da Demirkent, Horan eski adıyla. Konseri nasıl değerlendiriyorsun? Konser çok güzeldi. Tüm sevdiklerimiz buradalar. Çalışanlarımız, öğretmenlerimiz. Çok güzel bir organizasyon. Severek, beğenerek geldik. Evet. Öğretmenler gününe dair organize edilmiş bir etkinlik. Evet. Bu konuyla ilgili neler söylemek istiyorsun? Öğretmenlerimiz en güzel etkinlikleri hak ediyor, değil mi? Evet. Öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum tekrardan. Çok güzel bir organizasyon. Öğretmenlerimiz de şahane. Bize bir harf öğretenin 40 yıl kölesi. Hazreti Ali, değil mi? Çok güzel bir program. Hem konser hem hocalarımız burada, öğretmenlerimiz burada. Çok güzel gidiyor. Sizi de gördük, mutlu olduk. RT Şah TV olarak çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili Burcu, ne mezunusun? Ben üniversite mezunuyum, meslek yüksekokulu. Sağlıkla ilgileniyorum. İnşallah ileride anestezi uzmanı olacağım. İnşallah. Her şey gönlünce olsun diyorum. Teşekkür ederim. Sizin de her şey gönlünüzce olsun. Teşekkürler. RT Şah TV'ye de buradan tüm ailesine sevgiler, saygılar gönderiyorum. Bu programı yaptığınız için de Gamze Yollarda'yı da dinliyoruz, izliyoruz. Çok güzel. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için. Sağ olasın. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Thank you.
Sevgili izleyicilerimiz, röportajlarımız devam etmekte. Şu anda ERT Şah TV ailesinden haber müdürümüz Sayın Semih Peker'le birlikteyiz. Semih Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ben de iyiyim. Evet, nasıl gidiyor? Eğleniyor musunuz? Konseri vallahi nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel bir ortam, güzel bir atmosfer. Biz de yoğun iş temposundan açıkçası bunalmıştık. Bu da böyle bir fırsat oldu. Oğuz Aksaç Erzincanlı bir sanatçımız. Gerçekten beğenerek dinlediğimiz, takip ettiğimiz bir sanatçımız. İşte onun konserine geldik ve ERT ekibi olarak da buradayız. Salon da tamamen dolu. Oğuz Aksaç da her zamanki gibi performansıyla büyülüyor herkesi. Biz de işte öyle yoğun iş temposundan ayrıldık ve geldik. Biraz da olsa eğleniyoruz. Öğretmenler gününe de değinelim. Var mıdır bir mesajın? Neler söylemek istersin? Evet, ben bu arada tüm öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum. Gerçekten çok önemli bir mesleği ifa ediyorlar. Öğretmenler deyince biraz önce Oğuz Aksaç da söyledi. Herkes mutlaka öğretmeninin ismini bilir. İlkokul öğretmeni çok özeldir çünkü. Daha sonra tabii ortaokulda öğretmenler çoğalıyor. Hepsinin, tüm öğretmenlerimizin, kendi öğretmenimin de ellerinden öpüyorum ve tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum, kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sizi de tebrik ediyorum programlarınızdan dolayı. Televizyonumuzda izlenme oranı en yüksek olan programlardan birini yapıyorsunuz. Artık köy köy, ilçe ilçe değil, şimdi şehir şehir gezmeye başladınız. Geçen Erzurum'dan yapmıştınız programı. Tabii çok güzel oluyor, çok izleniyor. Bu da bizi sevindiriyor. Ben de sizi tebrik ediyorum. Ekibinizle birlikte yapmış olduğunuz programlardan dolayı sizi kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sizden böyle güzel sözler duymak beni onur etti. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ederiz. İyi eğlenceler. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar sizlere. Bizi izleyen tüm izleyicilerimize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Dostlar, şu anda izleyicilerimizle birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ben de iyiyim. Öncelikle kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim. Adım Şenay. Erzincanlıyım. Evet.
Sağlıkçıyım. Hastanede tıbbi sekreter olarak çalışıyorum. Pekala, nerelisiniz aslen? Aslen Erzincanlıyım. Erzincanlısınız. Kaç kardeşsiniz? Üç kardeşiz. Evet. Merkezde yaşıyorsunuz. Aynen, merkezde yaşıyoruz. Evet. Ereti Şah TV seyrediyorsunuz. İzliyorum. Evet. Görüşlerinizi almak istiyorum. Programımız çok güzel. Her hafta takip ediyoruz. Güzel yani. Değişik yerlere falan gidiyorsunuz. Görmediğimiz farklı yerleri tanıtıyorsunuz. Çok güzel. Yayınınızı beğeniyoruz. Başarılarınızın devamı. Çok teşekkür ediyorum ablacığım. Sağ olasın, var olasın. Konserle ilgili düşüncelerini de almak istiyorum. Nasıl buldun konseri? Konserimiz harikaydı. İlk defa izliyorum Oğuz Aksaç'ı. Çok beğendim. Çok güzel. Çok eğlendik. Güzel bir akşamdı. Teşekkürler. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bugün özel bir gün. Öğretmenler günü. Neler söylemek istiyorsun? Tüm öğretmenlerimizin, başta ilkokul öğretmenimin, hiç unutmadığım bir öğretmenim. Bütün öğretmenlerimi Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Onlar olmasaydı biz de olamazdık zaten, okuyamazdık. Hepsinin emeklerine sağlık diyorum. Aynen. Ben de. Aynen. Çok teşekkür ediyorum sohbetiniz için. Kimlere selam göndereceksiniz? Buradan tüm sevdiklerime selam olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Teyzeciğim nasılsın? Merhabalar, iyiyim. Gamzeciğim sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın, ben de iyiyim. Seni burada görmek çok güzel. Ay, çok teşekkür ederim. Sevgili dostlar, teyzemiz benim komşum oluyor. Evet. Aynı apartmanda yaşıyoruz. Evet, çok seviyorum Gamze'yi, programını izliyorum. Gerçekten güzel bir program. Burada karşılaştığımızda çok iyi oldu. Evet, daha öncesinde konuşmamıştık konsere gideceğiz diye. Burada tesadüfen gördüm. Gördüğüme de sevindim seni. Teyzeciğim, ara ara bana yardımcı oluyorsun. Çekimlerde giydiğim kıyafetlerimi tamir ediyorsun. Evet, asıl mesleğin terzilik. Evet, evet. Bu anlamda da ben sana teşekkür etmek istiyorum. Ha, rica ederim. Ne her demek? Her zaman kapını çalabiliyorum ben de. Tabii ki çalacağım. Emeğine, yüreğine evet. Sağlık diyorum. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Aynen. İyi ki seninle aynı apartmanda evet. Oturuyoruz. Evet. Güzel ben bir insansın. Güzel bir komşumuzsun. Ha, sağ ol. Her şey gönlünce olsun diyorum. Sağ ol canım benim. Ben de sizi çok seviyorum. Hem Adnan'ı hem seni. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür daim ediyorum. Etsin inşallah. Güzel teyzem sağ olasın. Sen de eksik olma. Peki hala kimlere selam göndermek istiyorsun? Eşin evet. Uzakta değil evet, mi? Evet, eşim uzakta, oğlum uzakta. Onlara selam göndermek istiyorum. Oğlumu çok seviyorum. Evet. Kızımı çok seviyorum. Allah sana bağışlasın. Amin. Teyzeciğim çok sağ olasın. İyi akşamlar sağ olasın. Diliyorum. İyi akşamlar yavrum. Allah'a emanet ol. Thank you.
nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ben de iyiyim. Hoş geldiniz diyelim ilk önce buraya. Sen de hoş geldin. Öncelikle kendini tanıtmanı rica edeceğim. İsmim Caner. Evet. Caner Timur. Konsere geldik malum. Eşimizle geldik. Evet. Aslında Erzincan'ın tanınmış yüzlerindensin. Tanınmış esnaflarındansın. Teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun. Evet abicim. EYRT Şah TV izliyor musun? Gamze Yollarda'yı izliyor musun? Kesinlikle izliyoruz. Özellikle yaşlılar bizde. Annem falan izliyor böyle. Devamlı seni de seviyorlar. Hatta söylemeyeyim ama tombul kız diyorlar biraz bizim kızımız. Ne diyorlar? Tombul kızımız diyorlar. Aa, tombul kızımız. Evet. Olsun. Sevgiden gelen bir kelime. Sevgiden. Öyle yani. Sevgiden zarar gelmez değil mi? Aynen öyle. Abicim Oğuz Aksaç konserine geldin. Nasıl? Eğleniyor musun? Nasıl? Gayet güzel. Keyifler gayet. Nasıl? Gayet çok güzel. Tertipleyenlere de bu arada teşekkür ederim. Güzel yani. Günün bu sıkıcı ortamından işte ülkenin durumundan insan bunalıyor böyle bir yere geldiği zaman. Özlemiştik değil mi konser? Aynen öyle. Aynen öyle. Güzel i̇yi yani. İyi geldi. Gayet iyi. Evet. Çok güzel. İyi eğlenceler diliyorum. Keyfiniz bol olsun. Kimlere selam gönderelim? Aileme ve tüm dostlarıma selam. Evet, tüm yaşlı teyzelerimize, yaşlı amcalarımıza tombul kızdan selam olsun. Sevgili izleyicilerimiz, röportajlarımız devam etmekte şu anda düğün salonundayız. Sevgili doktor adayımız Gamze ile birlikteyiz. Gamzeciğim nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Çok güzel bir organizasyondayız bugün. Burada Öğretmenler Günü'nde olmak özellikle çok onur verici. Yarınlarımız öğretmenlere emanet. Burada başta Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü canı gönülden kutluyorum. Sevgili Gamzeciğim nereliydin? Ankaralıyım. Aynen. Erzincan'da okuyorsun. Aynen, buraya okumaya geldim. Beşinci sınıf öğrencisi aynen. Oluyorsun. Evet. Güzel bir meslek, saygın bir mesleğin olacak. İnşallah doktor olacaksın. Bizlere hizmet edeceksin. Çok isterim gerçekten inşallah. Erzincan'ı nasıl buluyorsun? Güzel, sevdim. Ben bir senedir buradayım. Bundan önce Erzurum'da okuyordum. Yani her şey yolunda inşallah. Bitireceğiz yakında. Evet, konseri nasıl buldun? Güzel gayet değil güzeldi, mi? Güzeldi aynen. Emeklerine, ağızlarına sağlık herkesin. Evet. Oğuz Aksaç'ı daha önce dinlemiş miydin? İlk defa mı dinliyorsun? Dinlemiştim daha önce. Aynen. Evet, eğlendiğini ben de düşünüyorum. Gayet eğlendik. Çok güzel bir organizasyondu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Evet, uzakta var mı yakınların, sevdiklerin? Var, buradan herkese çok selam söylüyorum. Beni seven. Çok teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Oh,
izleyicilerimiz, röportajlarımız tüm güzelliğiyle devam etmekte. Şu anda mekan sahibi Erkan Bey ile birlikteyiz. Erkan Coşkun. Erkan abicim nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkürler. Güzel bir organizasyon oluyor. Erzincan için büyük kazanım. ERT Şah TV ile beraber gerçekleştirdiğimiz bir organizasyon. Erzincan halkı da güzel ilgi gösterdi. İçerisi gayet güzel. Evet, onu söyleyecektim ben de. Erkan abi çakalı, dolu dolu şu anda salonunuz. Erzincan halkı da bu anlamda sizleri destekledi, geldi. Güzel bir katılım sağladı değil mi? Evet, güzel bir katılım sağlandı. Hem ERT Şah TV'ye ve ERT Şah TV aracılığıyla Erzincanlı hemşehriler bize teşekkür ediyorum gösterdikleri ilgi için. Öğretmenler gününe dair var mıdır bir mesajın? Evet, öğretmenler günü için de başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere peşine eşim, öğretmen, eşim ve diğer tüm öğretmenlerin öğretmenler günü kutluyorum. Gerçi bugün ilkokul öğretmenim, yani acı bir gün aslında ama Ziya Yavuz, halk eğitim müdürü Ziya Yavuz hakkın rahmetine kavuştu. Hocamız gayet iyi bir öğretmendi, iyi bir eğitimciydi. Onun sayesinde, yani ilkokulda aldığımız eğitim sayesinde buralara gelebildik. Temeli iyi oluşturmuş demek ki. Allah'tan rahmet diliyorum ona da. Onun vasıtasıyla tüm öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum. Erkan abicim, ERT Şah TV'yi seyrediyor musun? Seyrediyorum. Nasıl yayın akışı? Nasıl değerlendiriyorsun? Yani, güzel. Özellikle senin Gamze Yollarda programın gayet güzel. Ama tabii daha farklı, inşallah ilerleyen zamanlarda daha farklı programlarınız olacak galiba. Yani bu tarz biz de organizasyonlar yapacağız. Sizin aracınızla tüm dünyaya duyuracağız bunları. Evet. Yani desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sırada konserler yine var. Devam edecek değil mi? Devam edecek. Tasarladığımız, yani planladığımız sanatçılar var. Görüşüp önümüzdeki aylarda, kış sezonunda bu şekilde konserler vermeye devam edeceğiz. Başarılar diliyorum ben size. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı işleriniz, bol kazançlarınız olsun her daim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi eğlenceler. Sağ olun. Thank you.
Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Ben de iyiyim. Tanıyalım sizi. Özge Ercan. Şu an evdeyim, çalışmıyorum. Daha önce çalışıyor muydunuz? Tabii, dükkanım vardı. Bir ay önceye kadar vardı. Öyle mi? Çok kısa bir süre olmuş. Kapattınız mı? Kapattık çünkü işler yok. Bütün esnaf olduğu gibi bizde de olmadığı için. Kısa süre. Ne üzerine? Kozmetik. İlerleyen zamanda tekrarını düşünüyor musunuz? Şu anda değil tabii ki. Çünkü piyasa çok kötü, hani herkes biliyor. Bütün zaten Erzincan'da açılan dükkanlar da kapanmaya başladı. Şu anda değil. Allah tüm esnaflarımızın yardımcısı olsun diyorum. Öyle. Pekala, şu anda ne işle uğraşıyorsunuz evde? Şu an evdeyim. Bir iş düşüneceğim ama bilmiyorum. Evet. Evli misiniz, bekar mısınız? Evliyim. Aha. Çocuğunuz var mı? Yok. Pekala, Erzincanlı mısınız? Erzincanlıyım, aynen. Var mıdır köyünüz? Sütpınar Köyü. Gittiniz, aynen. Orada çekim. Ekirek yap. Değil mi? Ekirek, o çektiğiniz bahçe. İzlediniz, evet, programı. Evet, izliyoruz da zaten. Nasıl buldunuz? Güzeldi, çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz sağ için. Sağ olun, size de kolay. Eksik olmayın, çok teşekkürler. İyi yayınlar. Bugün Öğretmenler Günü'ne özel bir etkinlik yapıldı. Oğuz Aksaç Erzincan'da sahne aldı. Ne düşünüyorsunuz? Zaten Oğuz Aksaç'ı çok seviyoruz, aynen. Ya ben küçüktüm, izliyordum, hala geliyorum. Hiç kaçırmam geldiği zaman da. Bugün özel olması da çok güzel oldu. Yani öğretmenler kıymetli insanlar. Kesinlikle. Çok güzel bir etkinlik oldu. Hem de hepimize hava kattı. Evet, ihtiyacımız vardı değil mi? İhtiyacımız var özellikle, evet. Erzincan'da daha fazla olsa hatta daha iyi olur. Evet. Eskiden beri Oğuz Aksaç'ı dinlediğinizi söylediniz. Tabii. Peki en çok hangi türküsünü seviyorsun? Dağlar başım şey vardı. Tutamadım sevdamı dağlar diye bir türküsü vardı. En çok onu seviyordum. Bugünkü sahnesini nasıl buldun? Yine çok başarılı değil mi? Canım, enerjisi bize de yansıyor, aynen. Pekala, iyi eğlenceler diliyorum. ERT Şah TV aracılığıyla kimlere selam gönderiyorsunuz? Ekire'ye gönderelim. Bir de Metinler Pasajı'na gönderelim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ekirek, buradan selam olsun. Merhabalar. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Şükürler olsun, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ben de iyiyim. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Erzincanlıyım. İsmim Numan Bayata. Evet. Müzisyenim. Aynı zamanda Erzincan Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncusuyum. Karate milli hakemiyim. Erzincan için çalışıyoruz. Erzincan'a bir değerler katmaya çalışıyoruz. Kurslarda eğitmenlik falan yapıyoruz. Evet. Öyle devam ediyor yaşam. Öğretmenler Günü'ne özel bugün Erzincan'da Oğuz Aksaç konseri gerçekleşti. Şu anda konser alanındayız. Neler düşünüyorsunuz? Nasıl, eğleniyor musunuz? Sonuçta memleketlimiz, bu şehrin çocuğu dediğimiz bir tabir vardır. O da bu şehrin çocuğu. Evet. Ve şu anki alkı sesleri gayet insanların eğlendiğini gösteriyor. Biz de o eğlenmeye uymak zorundayız yani. Öğretmenler Günü'ne dair var mıdır bir mesajınız? Öğretmenler Günü'ne dair bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Başta baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. Bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Gelecek nesil onlara emanet. Allah onların yardımcısı olsun diyelim. Çok teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler. Bir şey değil, ben teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. İsim nedir? Emre. Emre.
Kaç yaşındasın Emre? 22. 22. Ne işle uğraşıyorsun? Bakliyat. Evet. Oğuz Aksaç konserine geldin. Evet. Neler düşünüyorsun, neler hissediyorsun, eğleniyor musun? Evet, eğleniyorum. Güzel oluyor yani. Güzel hani müzik dinlemek. Oğuz Alkan da iyi zaten. Güzel yani açıklayıcısı. Çok iyi etkinlikler böyle olması. Güzel. Şu anda Oğuz Aksaç sahnede. İçinden geçen bir türkü var mıdır? Oğuz Aksaç şu türküyü söylese, şu türküyü seslendirse diye. İçinden geçen şu an yok. Öğretmenler gününe özel bir program var mıdır? Bir mesajın? Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Bütün öğretmenlere sesleniyorum buradan. Hepinizin günü kutlu olsun. Bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. İsmin ne senin? Hatice Coşkun, Erkan Bey'in annesiyim. Öyle mi? Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ya. Evet. Teyzeciğim, programlarımızı izliyor musun? İzliyorum. Nasıl? Hem beğeniyor musun? Hem de çok severek. Seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hep sizin kanalınızı izliyorum. Çok sağ olasın. Eksik olma diyorum. Kimlere selam göndermek istiyorsun? Çorlu'da erkek kardeşlerime, kız kardeşime, Bursa'daki erkek kardeşime sevgilerimi, selamlarımı gönderirim. Çok teşekkürler. Oldu. Sağ olun. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkürler siz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Sağ olun. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Erzincan Büyük Birlik Partisi Merkez İlçe Başkanı Nilgün Türk. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Teşekkür ederim. Konseri nasıl buldunuz? Çok güzel. Böyle bir organizasyona katıldığım için çok mutluyum. Ben de Büyük Birlik Partisi olarak öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. RT Şah TV aracılığıyla kimlere selam göndermek istersiniz? Öncelikle tabii ki öğretmenlerimize bu güzel gecede selamlarımı gönderiyorum, saygılarımı gönderiyorum. Herkese teşekkür ediyoruz böyle bir gecede bulundukları için. Salon bayağı kalabalık. Evet. Teşkilat olarak biz de buradayız. Kadın kollarımız burada. Herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim.
Sevgili izleyicilerimiz, Erzincan Valimiz Sayın Ali Arslantaş Bey şu anda aramızda. Sayın Valim, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum Gamze Hanım, siz iyisiniz. Çok teşekkürler, sağ olun, ben de iyiyim. Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Teşekkür ederiz. Toparlıyoruz sezon sonu artık. Kayıt kürek işlerine amiyane tabirle bakıyoruz. Biliyorsunuz yıl içerisinde Erzincan'ımız inşaat sahasıydı. Bugün de öğretmenlerimizin 24 Kasım malumunuz Öğretmenler Günü. Öğretmenlerimiz için ERT'nin hazırladığı programa geldik. Çok keyifli bir program devam ediyor. 24 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün baş öğretmenlik unvanını aldığı gün malumunuz. 1981 yılından bu yana da Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Öğretmenlik özveri, diğergamlık ve fedakarlık mesleği. Bilgiyle, tecrübeyle, irfanla gençlerimizi ve ülkemizi geleceğe hazırlıyorlar. Geleceğimizin, ülkemizin ve milletimizin şeklini belirliyorlar. Buradan ben bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Valim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Size iyi eğlenceler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Gamze Yollarda. Sevgili izleyicilerimiz, Erzincan Valimizin eşi Hatice Hanım'la şu an birlikteyiz. Hatice Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız Gamze Hanım? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ben de. Yeni bir programdayız. Öğretmenler Günü biliyorsunuz. Bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Sizi de gördük, mutlu olduk. Kolaylıklar versin Allah. Çok teşekkür ediyorum. Bana zaman ayırdığınız için her şey gönlünüzce olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yine bir Gamze'ye Yollarda isimli programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Güzel bir gece geçirdik. Hep birlikte programımızın sizlere ulaşmasını sağlayan sevgili yöneticilerim Sayın Şahrıza Dağ, Birol Dağ, kameraman abimiz Sebahattin Kaplan'a, kuaförüm İstanbul Bayan Kuaförü'ne, kıymetli sponsorum Kökçağ Kebabı'na, aynı zamanda siz değerli izleyicilerimize kucaklar dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bir sonraki hafta farklı bir yerde görüşebilmek umuduyla kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Gamzeli allı, dili şekerli ballı, hem cilveli hem de tatlı, benim yarim Erzincanlı. Hem cilveli hem de tatlı, benim yarim Erzincanlı. Alına, aldaşın olan yoluna, yoldaşın olan canına, candaşın olan benim yarim Erzincanlı. Alına, aldaşın olan yoluna, yoldaşın olan canına, candaşın olan benim yarim Erzincanlı.